Ezber Bozan Tilinden herkese merhabalar. Önemli bir koridora girdik, tutulma koridoruna ve 18 Eylül günü Balık Burcu'nda Neptün yani bir tutulma olacak ve biz bu tutulmanın etkilerini astrolog Aytaç Öner'le konuşacağız. Kıymetli dostum hoş geldin. Hoş bulduk Hakan abi. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Senin davete ihtiyacın yok. Ezber Bozan TV benim ailem gibidir. Her zaman kendi kanalım gibi hissediyorum. İlk koşu koşa geliyorum. Vallahi kardeşim. Kardeşim ne dedin şimdi? Bir tutulma koridorundan bahsediyor. Herkes tedirgin. Neptünyen bir tutulma olacak Balık Burcu'nda. Ne demek bu? Şimdi öncelikle bizim daha önceki yayınlarımızda Ezber Bozan TV'de yaptığımız yayınlarda takip edenler çok iyi bilecektir ki ben her zaman şey derim. Astrolojide tek bir doğru yoktur. Sürekli doğru enerjiler değişiyor ve bunlara kendimce winner enerji diyorum. Ve bu enerjileri dilimiz döndüğü kadar izleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Geçmiş zamanlarda paranın çok değerli olacağını, malın mülkün çok değerli olacağını, hayattaki en iyi talebin zenginlik ve para olacağını söylemiştik. Ve nitekim söylediğimiz günden itibaren artan ev fiyatları, dolar, euro, altın, araç fiyatları ve hayat pahalılığı ve sadece ülkemizde değil, dünyada da bir enflasyon söz konusu oldu. Ve malı mülkü olan kazançlı çıkmıştı. Daha sonraki yayınlarda dedik ki artık para burada önemli değil. Hayatta kalma mücadelesi verecek dedik. Kendinizi kurtarın dedik. Kendinizi kurtarın dedik. Dünya üzerindeki savaşlar, özellikle İsrail'de çok üzücü olaylar yaşandı. Gazze'de. Evet. İnsanlık suçu işlenmeye devam ediyor. İnsanlık suçu işlendi. Resmen hayattaki en önemli konu ne oldu? Hayatta kalmak oldu. Yani ne parası ne pulu. Evet. Ne enflasyonu ne oyunu diye. İşte şimdi Hakan abi bu enerji değişiyor. 18'inde Balık Burcu tutulmasından sonra yavaş yavaş artık izleyicilerimiz spiritüel dünyaya adım atmaları gerekiyor. Ama yani maddi dünyevi konulardan yavaş yavaş etek çekme zamanı, spiritüel dünyaya, din, felsefe, hayatı anlamlandırmak gibi konulara yönelme zamanındayız diyebiliriz. Dolayısıyla yeryüzünde ruhani kapılar açılıyor diyebiliriz. Ve bu kapıdan herkes kendi nasibince geçecektir. Şimdi burası her zaman ne diyoruz? Tek bir doğru yoktur. Astrolojide bazen bilim doğrudur. Bazen mücadele etmek doğrudur. Bazen ilişkileri yönetmek doğrudur. Bazen de akıl ve mantığın almadığı spiritüel konular doğrudur. İşte bu dönemin doğrusu akıl ve mantık dışı. Spiritüel ruhani konular. Ruhani konular. Her olayda bilimsel yaklaşmamıza gerek yok. Akıl ile mantık ile izah edilemeyeceğimiz olaylara şahit olacağız. Dolayısıyla bu dönemde insanlar bana garip grup şeyler anlattıkları zaman ben buna inanırım. Tamam, şöyle oldu, böyle oldu. Aksakallı dede geldi. Yani gelir. Aksakallı dede bu dönemde gelebilir. Tamam mı? İşte melek rehberlerim rehberlik yaptı. Rüyamda Bitcoin çıkıyor, sabah oldum, zengin oldum. Olabilir. Akıl da bu. Gülen rüyalara da dikkat etmek gerekiyor. %100. %100. Yani. Şu anda bilinçaltımız çok aktif. Şimdi burada, bu dönemde görmüş olduğunuz rüyalara her zamankinden daha fazla önem verin. Çünkü hayatınızdaki en önemli tüyolar rüyalar vasıtasıyla gelecek. Gökyüzü, evren, inanç sistemimiz neyse sizle yaratıcı, rüyalarınız vasıtasıyla irtibat kuracaktır diyebiliriz. Bakın beni daha önceki yayınlardan dinleyenler daha gerçekçi, pragmatist bir insan olduğumu görmüşlerdir. Ama Balık Burcu'ndaki tutulmalar artık Balık Başak aksına geçtiği için bundan sonra akıl, mantık, devir dışı, bundan sonra hep spiritüel konularla konuşuyor halde beni göreceksiniz. Şimdi buradaki en önemli konu, İzleyicilerimizin konuyu daha iyi anlayabilmeleri için Balık Burcu astrolojide ameliyat masasında anesteziyi yemişiz. Kendimizi doktorlara ve hemşirelere teslim etmişiz. Yani adam biçer de, keser de, damarı da koparır. Düzgün bir ameliyat da yapar. Hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun. Yatıyorsun, sonsuz bir şekilde kesene ameliyat yapacak kişilere güveniyorsun. Ama burası astrolojide Balık Burcu'dur.
Veya dünyaya gelmeden önce annenin karnında geçirdiğin 9 ay balık burcu evresidir. Hiçbir şeye müdahale edemiyorsun ama annene güveniyorsun. Annem beni besler, annem beni korur diyorsun. Teslimiyet var. Şimdi balık burcu tutulmalarında insanlara mesaj senden daha büyük ve yüce bir iradeye güven ve teslim ol demektir. Şimdi burada önümüzdeki süreçte 18'de başlayacak süreç 2020 yılının sonlarına kadar devam edecek. Büyük bir olasılıkla biz dünya üzerindeki olayların üstüne bir hakimiyet kurabileceğiz. Yani bizim irademiz devre dışı kalacak. Burada biz 80-20 kuralını devreye sokacağız. Yani olaylar gelişiyor, biz tepki veriyoruz. Olaylar gelişiyor, biz tepki veriyoruz. Bak, tepki var, etki var, tepki var. Şimdi bir önceki dönemde etki dönemiydi. Hayatta kalın, mücadele edin, girişin, yapın, ben buradayım diyordum. Şimdi etkiyi evren verecek, tepkiyi sen vereceksin. Dolayısıyla winner enerji nedir? En iyi tepkiyi veren kazanç. Tamam mı? Yani bizim dışımızda olaylar gelişiyor, biz olaylara bakıyoruz. O halde ben böyle davranacağım, ben böyle davranacağım diyoruz. Şimdi burada kendi hayatını cehenneme de çevirebilirsin. Cennete de çevirebilirsin. Tamamen senin tepkilerinden kaynaklanacak bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi diğer bir önemli konu ise herkes burada bilinçaltına dikkat etsin. Bak, bilinçaltına dikkat etsin. Çünkü balık burcunun insanların içindeki bilinçaltıyla ilgilenir. Orada iyi bir insansan, güzel bir insansan bunun karşılığı olarak güzellikler görürsün. Bilinçaltın kirli ve kötüyse ve negatifse karşılaşacağın olaylar da böyle olacak. 18'ine kadar zihnimizi temizleyin diyorsun. Temizleyin yani artık su elementi olduğu için. Yalan yanlış şeyler düşünüp kendinizi gaza getirmeyin. Herkes kendi bilinçaltının ekmeğini yiyecek. Tamam mı? Herkes kendi bilinçaltının ekmeğini yiyecek. Dolayısıyla iyi ve kötünün de ortaya çıkacağı bir dönem. Aynı zamanda burası gizli saklı hareket etmektir. Hakan abi. Dolunaylar hep dolunayda hiçbir şey gizli kalmaz. Bak, dolunayda hiçbir şey gizli kalmaz. Gece dolunay olduğu zaman aydınlık olur. Tamam mı? Şimdi bilinçaltı da insanların ortaya çıkacak. Şimdi bizim halkımız şey süper biliyorsun herkes artist. Sorduğun zaman herkes şöyleyim, böyleyim, böyle yaptım, şöyle yardım ettim. Ben böyle dedim, şunu yaptım ama bundan. Sorduğu zaman herkes doğru, herkes artist. Dolunay'da herkesin gizli niyetleri ortaya çıkacak. Kim ak, kim kara çıkacak meydana. Gizliye inecekler, gizliye inecekler. Freud'un dediği gibi bilinçaltının yönlendirmesi de bir eylemi, bir hareket, bir huy sürçmesi. Karşı tarafın gizli niyetleri ortaya çıkacak da bilebiliriz. Aynı zamanda ülkemiz ve dünya üzerinde etkilerine bakacak olursak birçok toplumdan ve insanlardan gizli bir şekilde yapılan hareket, eylemlerle, operasyonlarla meydana çıkacak. Tamam yani biz uyumuşuz diyeceğiz, görmemişiz diyeceğiz. Bugüne kadar bize söylenmemiş, gizlenmiş ne varsa o gün ortaya dökülecek. Aynen. Büyük skandallara da gelir. Büyük skandal. Şimdi böyle az skandallardan bahsetmiyoruz. Dünya çapında insanlardan, insanları uyutarak, kandırarak, gizli saklı yürütülen operasyonlar, hareketler hepsinin gün yüzüne çıkacağı bir zaman dilimindeyiz. Aynı zamanda istihbarat örgütleri, acayip faaline gelecekler. Biz dünya üzerinde savaş bitti zannedeceğiz. Tutulmadan sonra İsrail, Ukrayna'da haberlerde orada burada çok savaş görmeyeceksiniz. Savaş yer altına çekiyor. Dizli istihbarat servislerin bugüne kadar yapmadıkları mesaiyi yapacaklar. Aynen bravo. İstihbarat servisinin çalışan arkadaşlar varsa hazırlıklarını yapsınlar. Çünkü 2028'e kadar gökyüzü full bu enerjiyi destekliyor. Ne demek oluyor? Gizli saklı gitti. Yani bu savaş istihbarat örgütleri üzerinden devam edecek. Sadece istihbarat örgütleri mi? İnsanların gözünden sakınarak yapılan her iş
artış kaybedecek. Gizli saklı yapılan işlerde bir artış olacak ve kazanacaklar da. Onlara gün doğdu. Gizli saklı diş çevirilen insanlara tutulmada değil, 18 Ekim'de değil ama bundan sonraki süreçte gün doğdu. Şimdi yok mu? Var. Bir sürü gizli saklı iş var. Şimdi bu da saymıyorum. Bunlar da bir artış olacak. Bunların da para kazanacağı bir dönem olacak. Yani astrolojide biz her zaman ne diyoruz? Birlik vardır. Yani birlik vardır. Astrolojide biz bir enerjiye kötü diyemiyoruz. Gizli saklı iş çevirenlerine kötü diyemiyoruz. Siz izleyiciler diyebilirsiniz. E biz diyemiyoruz çünkü biz yorumluyoruz. Tamam mı? Şimdi gün onların günü. Aldatma ve aldatılmalarda rekor. Bak rekor patlayacak. Herkes durar. En düzgün adam bile. Bizim Necati abi. Adam hiç şeyi yok. Fasosu yok. Tamam mı? Onun bile fokurdamaya başlayacak. Gizli saklı yürütülen işlerde bir rekor kırılacak. Fakat gizli saklı iş yapanlar, karısını aldatanlar, kocasını aldatanlar veya iş ortağını aldatanlar. 18 Ekim'deki tutulmada aldatmayın kardeşim. 18 Ekim. Eylül'de aldatma. Tamam, ondan sonra bol bol aldatacaksın zaten. Ondan sonra ortam müsait. Gökyüzü enteresan bir şekilde gizli saklı iş çevirenleri sevecek. Yani açıkçası abi hokkabazlara günlü oldu. Hokkabazlara günlü oldu. Aynı zamanda şimdi biz günlük yaşayışın içerisinden örnekler verdiği ben çok seviyorum. Tamam mı? Bak gizli fake hesaplarla bir artış olacak. Her size mesaj atıyorlar. Kulan Bey, belki fake bir hesaptır. Karın bir hesap açmıştır, seni deniyordur. Kocan bir hesap açmıştır, seni deniyordur. Tamam mı? Dolayısıyla hep fake. Hep gizli, saklı, yalan dolan fake enerjilerle dolu bir dönem yaşayacağız. Şimdi aynı zamanda burası sularla alakalı bir gösterge olduğu için önümüzdeki dönemin winner enerjisi su. Şimdi hep bize ne diyorlar astrologlara? İşte parayı nereye koyalım? Dolar mı alalım, euro mu alalım, altın mı? Su al abi. Abi yani su kenarda suyunda bulunsun. Suya yatırım yapan şirketler, firmalar ve insanlar bu dönemden kazançlı çıkacaklar. Çünkü winner enerji su. Deniz taşımacılığında bir artış olabilir. Deniz taşımacılığı işi yapanlar çok para kazanacak. Olay enerji çünkü denizlere doğru akıyor diyebiliriz. Savaşlar inşallah biter ama deniz savaşlarına da doğru evrilebilir ama bence öyle bir şey olmayacak. Çünkü büyük bir ihtimalle istihbarat üzerinden gizli gizli birbirlerinin altını koyacaklar. Bak çok kahpece bir enerjiden bahsediyorum. Çünkü gerçek savaşta gözün görüyor yani tam tüfek bir şeyler geliyor. Balık burcu, Neptün yani tutulmalarda sen göremiyorsun mücadele ettiğin şeyi. Gizli abi göremiyorsun. Bak balık burcu neresidir biliyor musun Aytan abi? Şimdi biz seninle ikimiz oturuyoruz değil mi? Bak nereyi görüyoruz? Kamerayı görüyorum, ışıkları görüyorum, stüdyoyu görüyorum. Göremediğin yer astrolojide balık burcu. Kitaplık. Evet. Bak şurayı göremiyorum. Enerji orada olacak işte. Sırtından vurulan çok olacak. Aldatılan çok olacak. Herkese inanmasınlar. Özellikle iş dünyasına sesleniyorum. Bakın şu anda değil ama 18'inden sonra biraz enerjiler kaypak diyebiliriz. Tam anlamıyla kaypak, kaypaklık. Dolayısıyla bir iş yaparken herkese sesleniyorum. Kanuna, nizama uygun hareket edin. Karşı taraf size söz verebilir, sonra sözünden cayabilir. Size bir şey söyler, şöyle yapacağız der, sonra ben demedim der. Tamam mı? İnsanlar birbirlerini kandırma enerjisi çok yüksek olduğu gibi insanlar da aldanmaya çok müsaitler. Şimdi gökyüzünde aşk gibi konularda da bir patlama yaşanacak. Bu hali eski astrologlar şöyle yorumlamışlar. Bir insana şarabı içir kafası dövsün, bilincini kaybetsin, ondan sonra dışarı çıkar, o insanın hal ve hareketleri balık burcu doğasındadır. Yani insanlar bir uyuşturucu madde kullanmışlar gibi, alkol kullanmışlar gibi zihinleri devre dışı,
bilinç altları aktif ve bu şekilde yaşamaya başlayacak. Ve bu winner enerji olacak, kötü olmayacak. Yani senin akılsız halin, akıllı halinden daha iyi olacak. O yüzden bilinçaltınıza dikkat edin diyorum. Tamam mı? Yani bilinçaltın dışarı çıkacak, hayatı yönlendirmeye başlayacak. Şimdi dünya üzerinde de biz geçen yayınlarda ne dedik? Biz simülasyonda yaşıyoruz. Simülasyona burası format atılma evresidir. Yani simülasyona bile bir durdurdular, alt tepeye bir format atıyorlar, yazılım yüklüyorlar. 2028'den sonra yeni yazılımla devam edeceğiz. Dolayısıyla bu yeni format atılan dönemde bir şey yapamıyoruz, bekliyoruz biz. Kurbanlık koyun gibidir burası. Ha, format atıyorlar, bekliyoruz. Şimdi psikolojik rahatsızlığı olan insanlar, onlara gün doğdu. Bunlar hepsi normal olacak. Çünkü insanoğlu bir uykunun içerisindeki bir hayal dünyasında yaşayacaklar. Şimdi ben kendi bilinçaltım diyor, bana narkoz verdiler, ben kendimi Kanuni Sultan Süleyman zannettim. Hastanenin içinde evde kılıçla dolaşıyordum böyle. Ama bu tür halleri daha çok göreceğiz. Şimdi özellikle Hakan abi, burada tutulmanın diğer ucu başak burcunda olduğu için izleyicilerimize buradan sesleniyorum. Rahatsızlığı olan, hastalığı olan insanlar varsa tabii ki önce biz doktor değiliz, hekimlerimizdir. Doktorları ne diyorlarsa onu yapsınlar. Fakat gökyüzü bize diyor ki placebo etkisi kardeşim, yani senin hastalıkların sebebi bilinçaltından kaynaklanıyor diyor. Tamam mı? Yani buna ne demek oluyor? Ayın 18'inden sonra biz inanışlarımızı ve bilinçaltımızı değiştirerek kendimizi de şifalandırabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bakın burası çok önemli. Balık başak aksı astrolojide hastalık ve şifa aksıdır. Başak burcu şifalanmanın şeyidir. Yani orası kesildi yara bandı. Tamam mı? Dikiş yapmak. Tamir etmektir. Fizikseldir. Pansuman yapmaktır. Balık burcu da nedir? Bunun bilinç altında yatan inanışlarına, yani plasebo etkisiyle tedavi etmektir. Dolayısıyla bu dönemde eğer ki inanışlarını değiştirebilirsen hastalıkların da iyileşebilir. Bakın bu dönemde cinci hocalar filan bundan bu işe geçecekler. Bu sektörde spiritüellik adı altında çalışan ne kadar insan varsa hepsine gün doğdu. Enerji uzmanları, maji ve büyücüler, bunlara gün doğdu. Bunların daha çok popülerleşeceği ve gündeme geleceği bir dönemdeyiz. Belki bunların kötü niyetli olanları da olmuş olabilir. İnsanlara belki de zararları da dokunanlar da olmuş olabilir ama İler. Onlar da popüler olacak da ön plana çıkacak. Şimdi eskiden insanları din ve Allah'la kandırıyorlardı. Hı-hı. Kötü niyetli insanlar. Şu anda spiritualizm, işte enerji çalışması, Reiki, Meiki adı altında şey değiştirdiler, evrimleştiler. Şimdi buradan kandırıyorlar. Hem ruhaniyet hem de enerji bir araya geldiği zaman sen düşün hali olacaktır. Eyvallah. Ve enteresan bir şekilde Avrupa'da ve Batı dünyasında Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması yok ama tıp dünyası buna karşı çıkıyor. Eğer ki diyor o büyüye, o yaptığı şeye karşı taraf inanıyorsa plasebo etkisinden dolayı işe yarar diyor. Dolayısıyla tıpta bunun yeri var. Plasebo dediğimiz konu. Bu dönemde keşke ben de inanabilsem. Tamam mı? Bak keşke bu dönemde yani kendime çok şey demek istemiyorum ama bu dönemde saf insanların kazançlı çıkacağı bir dönem. Tamam mı? Eğer ki halk dinle ne diyorlar? Hani keko, saf. Tamam, her şeye inanıyor. Cahil. Bu insanların çok avantaj sağlayacaklar. Şimdi bilmiş adam inanmaz abi. Şimdi birini çok bilen adama desek ki al şunu iyileşeceksin. Hadi lan bunu beni nasıl iyileştirsin der. Ama cahil bir insan geldiği zaman al bunu üstüne tak iyileşeceksin dediğin zaman ona inanır ve gerçekten iyileşir. Dolayısıyla bilimin ve beynin bir süre tatile çıkacağı günler yaşayacağız. Öte tarafta tıpkı 90'lı yıllar gibi 90'lı yılları hatırlıyorum. Aynı işler 90'larda mı vardı? 97'de de vardı. 2006'da da vardı. Aynı etki 97'de 2006'da da vardı. Ama bu daha etkili. Neptün etkili. Onun daha volümlüsü. Şimdi 90'lı yıllar deyince aklımıza ne geliyor abi? 90'lı yılların şarkıları geliyor. Kim yazmış bunları? Ne şarkılar yazmışlar falan filan diyor. Şimdi radyoyu açamıyorum. Ben arabada radyoyu açamıyorum.
Yani pabucun çarkla çıkıyor. Yaratıcılıkla alakalı işlerde çalışan insanlar acayip bir ilham bombardımanına maruz kalacaklar. Roman yazanlar, kitap yazanlar, şarkı yazanlar, film yazanlar, tamam coşacak. Entel dantel boğan insanlar vardır ya. Onların coşacağı, çünkü hayal gücü çok aktif. Aslında psikolojide biz bu halen şizofreni diyorlar. Şizofren. Yani bizim önümüzdeki 2 senenin winner enerjisi şizofreni. Şimdi sen bir roman yazabilmen için şizofreninden bir parça barındırıyor roman daha. Çünkü olmayan bir şey yazıyorsun. Olmayan bir şey, filmi yazıyor. Adam lok atıyor kafasından yazıyor. Tamam mı? Yani şizofreni ne demek? Olmayanı görüyorum diyorsun. Gökyüzünün winner enerjisi şizofrendir. Gökyüzünün winner enerjisi deliliktir. Gökyüzünün winner enerjisi bilim değildir. Bilim dışı safsatalardır. Dolayısıyla bu astrolojide var. Ben de bu yayından sonra, 18'inden sonra yavaş yavaş tumbamba, tumbamba, o kadar yavaşta tumbamba, büyümüyor filan bu işlere giriyorum abi. Değilirsin. İnşallah ben de inanırım gelirim oraya. Çünkü bir lira enerji burada. Şimdi 2, bakın akşama kadar danışmanlık yapıyorum. Akşama kadar insanlarla uğraşıyorum. Tamam. Akşama kadar insanları dinliyorum. Dinliyorum. Parayı, pulu, malı, mülkü geçtim. İnsanlarımızın ortak en büyük sıkıntısı stres, endişe ve kaygı bozukluğu. Parası olan da geliyor kaygılı ve stresli. Parası olmayan da kaygılı, stresli. Tamam mı? Daha doğru parası yok, kaygılı, stresli. Para varsa neye kaygılı, stresli diyorsun? Şimdi bu dönemde izleyicilerimizden şunu rica ediyorum. Relax olun, relax. Sabah olun, sabah bırak. Parasını da pulunu da lanet gelsin. İşini gücünü olmasın. Başarılı olma. Sosyal medyada takipçilerin artmasın. Tamam mı? Her gönderin like almasın bu dönemde. Yaptığın işlerde en iyi olma. Bırak. Evrene bırak. Bu dönemin winner enerjisi ve loser bak. Winner enerjisi varsa loser enerji de var. Tamam mı? Şimdi tiyatral bir şekilde al bakayım. Ben şimdi çalışıyorum. Loser enerji Başak Burcu'nda. Endişeliyim, evhamlıyım, kontrol etmeye çalışıyorum. İşte Hakan'la işte şunları konuşacağız, bunları konuşacağız. Sen şunu yaptın, ben bunu yaptım, bu ışık geldi filan. Evham. Bu loser enerji. Yani her şeyi kontrol etmeye çalışan, başarılı odaklı, hedef odaklı insanlar evrende tokat üstüne tokat yiyecekler. Sen ne kadar kontrol etmeye çalışacaksın, evren başka yerden soru getirecek. Sen ne kadar başarılı olmaya çalışacaksın, evren seni o kadar aşağı alacak. Winner enerjiden bahsediyor bir şey değil. Salmışım abi. Benim de kalem. Anlat Hakan abi. Bas play'e. Ne bu bu konu? Bak rahatsız biraz. Millet yayını beğenmiş mi? Önemli değil. Çok mu izlemişler? Hiç önemli değil. Biz istediğimizi konuşalım. Şifası olan, tamam mı? Buradan bir şey almak isteyen zaten onu duyacaktır. Onlar bizi izleyecektir. Tamam. Bu da winner enerji. Dolayısıyla bu yayından sonra izleyicilerime acilen, bakın burası astrolojide hastalık hattı, tamam mı? Hastalanmamaları için kaygı, endişe, kontrolcülüğü ve başarıyı bir kenara bırakın. Tamam, şey gibi, derviş gibi. Hemen bir hiçim, hiçlik makamı gibi. Tevazu, biraz enerjinizi aşağı indirin. Tamam. Şimdi diğer önemli bir konu da bu kontrol etmeyen, akışa bırakmış insanlar acayip başarılar yakalayacaklar. Ama bak ben sadece ülkemizdeki insanların değil, dünya çapında büyük başarılar elde etmiş insanların haritalarını da izliyoruz. Bu 12. evde etkili insanlar, tamam mı? Burayı açabildikleri takdirde dünya çapında başarılı uçacaklar diyorsun. Şimdi burayı açmanın da örneği verin. Bunu açmak ne demek abi? Şimdi ben evin odanın kapısını kapattım. Tamam. Odanın kapısını kapattım. Hatta izleyicilerime anlatayım örnek vereyim. Odanın kapısını kapattım. Kendi evimdeyken doğal bir halim vardır. Ne bileyim ıslık çalıyorumdur, şarkı söylüyorumdur, donla dolaşıyorumdur, rahat hareket ediyorumdur. Tamam mı? Burası bizim mahrem alanımız. Şimdi toplum içine çıktığımız zaman da biraz kendimizi sıkıyoruzdur, stres yapıyordur, yalancı kimliklere ve kişiliklere bürünüyor olabiliriz.
gökyüzünde 18 Ekim'den sonra 2028'e kadar olan winner enerji kendi doğal halinde neyse toplum içinde de onu sergileyebiliyorsan gökyüzüne uçacak. Bak uçarsın. Sanatçıyken tamam mı? Belki çay bahçesinde şarkıcısındır. Bu enerjiyi bir yakaladığın zaman popstarsın. Bunun katlaması 1'e 2'ye değil, 1'e 100 falan atıyor bu. Bu patlama enerjisidir. Evde kapılar kapalıyken ki halini dışarıda da sergileyebiliyorsan başarı elde edeceksin. Ama herkes sergileyemez. Yani herkes sergileyemez. Bunun formülü aşkınlık sergilemektir. Tamam mı? Tasavvufta o hiçlik makamına gelmektir. Çünkü evde sen burnunu da karıştırıyorsun. Dışarıda nasıl burnunu karıştırıyor kardeşim? Yani evde burnunu karıştırıyorsun ya, bir gün dışarıda da burnunu karıştırabilirsen, yani kötülerin örnek olmaz ama anlasınlar diye anlatıyorum. Sen oldun kardeşim. Bu dönemin winner enerjisi. Ülke için neler söyleyeceksin? Dünya abi, için neler söyleyeceksin? Ülkemiz için çok güzel. Ülkemizi şaha kalkacağı bir dönem. Çünkü ülkemiz bu enerjiye aşina bir enerji. Bizim ülkemiz akıl ve mantık ülkesi değil. Bizim ülkemiz zaten böyle bir ülke. Şimdi bak, ülkece Almanya, İngiltere, Fransa'nın, Amerika'nın ve Japonya'nın, Çin'in teknolojik ülkelerin şoka uğrayacağı bir dönem olacak, tamam mı? Akıl ve bilim zaten tatilde demiştim. Zaten bizde akıl ve bilim yok, tamam mı? Demek ki biz winner olacağız. Şimdi bak, Japonlar işte araştırmalar yapıyorlar. Biz böyle şu anda benim izah edemeyeceğim bir şekilde bunlara çözüm bulabiliriz. Tamam mı? Bizim bilim adamı rüyasında falan görebilir, bir şey olabilir. Aksakal dede gelir, oradan seker, buradan seker. Bunlar böyle diğer ülkeler şok bir şekilde bizi izleyecekler. Lan bunlar nasıl yaptılar bunu diye. Tamam mı? Çünkü astrolojideki en büyük enerji balık burcu enerjisidir. Bak birden başlar 12'ye gider ya. 12 en büyük. Bilim ve teknolojiyle uğraşan dünyanın üzerindeki ülkeler 11. enerjisi, kova burcu enerjisindeler. Teknoloji kova burcu. Astroloji ne diyor? Bunun da üstü var diyor. Bunun da üstü nedir biliyor musun? Biz. Biz. Delilik bilmiyorsun. Bilmemek ne demektir? Ben şimdi burada konuşurken gözlerinden yaşlar gelir. Çünkü arada anlattıklarından beni gülme tutuyor. Gerçekten mal olanların kazançlı olacağı bir dönemde. Bak akıl mantık yok. Akıl ve mantıkla izah edilemeyecek bir şekilde kazanç çıkacaklar. Dolayısıyla teknolojiyle hareket eden şirketler ve dünya üzerindeki ülkelerin şoka uğratacağız ve gerçekten bizi kıskanacaklar. Onlar da anlamayacak. Biz de anlatamayacağız nasıl yaptığımızı. Tamam mı? Yani biz de anlatamayacağız. Cevabı yok yani. Cevabı yok. Ama akıl mantık alanı. Yaptık mı yaptık. Yani karıştırma. Şimdi kendi bilgisine dayanarak konuşan, tamam bak 11. ev, bak ikizler burcu ve kova burcu ve başak burcu. Konuştukları zaman kendi bilgilerinden konuşurlar. Daha önce bu kitapları okumuştur, görmüştür, analiz etmiştir. Balık burcu evresi dediğimiz bu makam direkt kanaldan konuşurlar. Tamam mı? Onlar bilmiyor zaten. Yani bilmiyor. Geliyor burada bir şey anlatıyor ama kanaldan konuşuyor. Öteki bildiğinden konuşuyor. Japonya şimdi bildiğinden konuşacak. Almanya bildiğinden konuşacak. Türkiye kanaldan konuşacak. Şimdi hangisi doğru? Ama daha sonra bize izah ettiklerini biz de izah edemeyeceğiz. Ya o zaman anlattım işte, anlasaydı filan diyeceğiz. Tamam. Demek ki bizim ülkemiz açısından burası çok önemli yer. Tepe noktası. Başarı alanıdır. Başarılı olacağız. Dünya üzerindeki saygınlığımız artacak. Ama nasıl yaptığımızı biz de bilmeyeceğiz. Dolayısıyla insanlarımıza yavaş yavaş bu bilgileri, insanları yavaş yavaş tefekküre yönelmeleri rica ederim. Dostlar, bu dönemde tefekküre yönelin. Sizden daha ulvi bazı güçler olduğunu, sizin bir irade olduğunu düşünün ve kendinizi ona teslim edin. Onlar kazançlı çıkacaklar. Burçlara Emre baktığında neler söylersin Aytaç? Şimdi abi burçları teker teker değil ama önemli burçları ben bahsediyorum. Söyle Aytaç. Mesela ikizlerin özellikle kariyer alanında çok dikkatli olması lazım. Aldatılma ve yanılmalara çok müsait olacaklar çünkü. Fakat başarıya da çok müsaitler. O başarılarına başarı katsınlar, devam etsinler. Fakat biraz dikkatli, sağlam adım atsınlar. Başaklar
Aldatma ve aldatılma ve yanılma konusunda özellikle ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıkta gözlerini dört açmaları gerekiyor. Bizim aşk dediğimiz aslında beğendiğimiz bir bedene kendi bilinçaltımızı aktarıyoruz. Tamam mı? Onu öyle zannediyoruz. Bir beden beğeniyoruz. Diğer özellikleri bizim bilinçaltından karşıya yansıtıyoruz. Şimdi Başaklar karşı tarafı çok hayal etmiş olabilirler. Şöyle iyi biri, böyle iyi biri filan demiş olabilir. Halbuki yok, adam normal. Normal bir adam. Tamam mı? Senin ama hayalinde kahraman. Ya şimdi bakacaksın ki ulan hiç kahramanlı şeyler... Kahramanlar patlayacak. Patlayacak. Yani. Kahramanlar patlayacak. Herkesin kahramanı bu dönemde patlayabilir. Tamam. Şimdi onun dışında balıklara gün doğdu. Balıklar çekiyor. Zaten biz böyleyiz. Zaten biz böyle yaşıyoruz. Akıl tutulması yaşıyoruz. Akıl tutulması yaşıyor. Zaten balık akılla hareket etmiyor. Hayalleriyle hareket ediyor. Tamam. Akrepler için muhteşem. Tamam mı? Ve yengeçler için muhteşem. Neyi muhteşem? Şimdi akrepler içlerindeki çocuğu ortaya çıkartıyorlar. Akrepler bu dönemde çok eğlenecekler. Tamam mı? Şöyle düşün. Herkesin kafa dönüyor. Akrepler de eğleniyor onlara. Tamam mı? Akrepler eğleniyor. Çünkü böyle bir şey istiyorlar. Yani su elementi onlara. Tamam mı? Rahatlık ister. Su elementi sevgi ister. Su elementi bağlılık ister. Yakın temas ister. Bu milletin kafa bulanıklığı Başak Burcu'na ters açı yaptığı için biraz insanların gevşemesine ve rahatlamasına vesile olacak. Bak bu dönemde unuttum ilk bölümde söylemeye. Birbirinizi sevebildiğiniz kadar çok sevin. Ve sadece sözcüklerle değil, yakın temas, dokunmak, okşamak, ellemek, yani her elleme cinsel şeylik değildir yani. Sevgi de vardır. Yani seversen bıdı bıdı dersin. Çünkü bunlar hep bizde güzel hormonlar salgılanmasına vesile olacak. Sevgi ve birlik enerjisine vesile olacak. Ve bizim de minder olmamıza vesile olacak. Dolayısıyla bak hep ne diyorum ben? Sanat, sevgi, aşk, tevekkül, tasavvuf. Bak minder enerjiler hep böyle. Bak hiç ağzından para çıkmadı. Hiç ağzından mücadele edin çıkmadı, tamam mı? Ne diyoruz biz? Bu dönemde parayı bulacak olan burç hangisi peki? Bu dönemde parayı kimse bulamaz abi. Bu dönemde parayı bulan mutsuz olur. Tamam mı? Bu dönemde hayal dünyalarında mutlu olacaksın. Hayal dünyalarımızı bir düşünelim. Bak hayal dünyamızı ben düşünüyorum eskilerden. Bir de gerçeklere bakıyorum. Belki diyebilirsiniz ki çok abartıyor diyebilirsiniz. Gökyüzü hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışacak. Hani hep derler ya, hayaller Paris, gerçekler Çelişkezek. Tamam mı? Şimdi bu dönemde hayaller Ankara diyelim, gerçekler Paris. Her şey gerçek olacak. Bak gerçekler daha da iyi olacak. Tamam mı? Şimdi ben hayalin ötesine geçecek gerçekler. Evet. Şimdi ben bu bilinçaltı çalışmalarında hocamız var bir tanemizin. Ona şöyle sormuştum. Hani hayalet gerçekleşsin, hayalet gerçekleşsin. Olumlama yap gerçekleşsin. Var mı secret? Secret. Her erkek ergenlik yıllarındaki hayallerini bir düşünsün. Tamam mı? Olumlamanın dibine oldular. Çekim yasası 4 döndü. 10 kere çekim yasası. Olmadı ama bu sefer bir şey yapmasan bile her şey gerçek oluyor. Öyle bu sefer. Bu sefer o kurduğumuz hayalleri boşa kurmadığımızı gökyüzü bize gösterecek. O yüzden yayının başında dedim ki bilinçaltınıza ve hayallerinize dikkat edin. Gökyüzü bunu gerçekleştirmeye çalışacak. Şimdi sen para dedin. Şimdi bu dünya soyut bir dünya. Bu dünyadaki mutluluk maddiyatı bırakmaktan geçiyor. Tamam mı? İzleyicilerimden rica ederim. Dünyadan ele tek çekme enerjisidir. Dünya malı, dünyaya bir kiralık bir şey girer. Kiralık arabayı kullanırken basıyorsun. Kasis atlıyorsun. Kendi arabanla dikkat ediyorsun. Şimdi 18 Eylül'den 2028'e kadar dünyayı da kiralık gibi görün. Biraz hor kullanın. Tamam. Bir bırakacağın gidecek. Parası da pulu da gidecek. Ama hayallerin tamam, ise seni mutluluğa götürecek hayallerse mutlu olabilirsin. Fakat burada bazı insanlar acı çekmekten mutlu oluyorlar. Tamam mı? Acı çekmekten mutlu olan insanlar var. Şimdi herkese ben süper olacaksın demiyorum. Sen acı çekmekten mutlu oluyorsan sen acı çekeceksin. Diğer burçlar için ne söyleyeceğiz?
Abi su elementi burçlar için çok güzel gelişmeler olacak. Hem şans açısından şanslılar, hem isteklerine kavuşuyorlar. Akrep burcu çocuk sahibi olabilir bu dönemde. Balık burcu kendinde büyük bir güç hissedecek ve hayattan ve yaşamdan ne istiyorsa bizzat kendisi elde edebilecek. Yengeç burcunun da pozitif yönde gökyüzünden arkadan bir rüzgar esiyor, bir sıkıştığı yerde el ona yardım ediyormuş gibi hissedecek. Şimdi koç, aslan ve yay burcuna geldiğimiz zaman bunlar biraz hareket ve gayretle alakalı burçlardır. Bu enerjiyi biraz bilmiyorlar. Tamam mı? Yani sen işte bir aslan dediğin zaman, tevekkül et bırak filan dediğin zaman yapamaz. Biraz zorlanabilirler. Tamam, koç, aslan, yay biraz zorlanabilir. Ama bu dönemde bırakırlarsa kendilerini, teslim ederlerse onlara da maddi kazanç olarak geri dönecek. Koç, aslan ve yay akışa güvenebilirlerse, kendilerini teslim edebilirlerse ve hatta paradan vazgeçebilirlerse, vazgeçtikçe daha çok para kazanacaklar. İkizler, kova ve terazi burcu akıl ve mantıklı hareketlenen burçlardır. Ne dedik? Akıl ve beyin tatile çıkıyor. Hava. Onlar da zorlanacaklar. Ama Allah ya öyle şey olur mu diyecek. Öyle şey olur mu kardeşim diyecek. Oluyor işte. O da var. Açıklaması yok. Açıklaması yok. Oluyor. Eğer ki o ateş elementi iradesini bırakırsa zengin olacak. Hava elementi de düşünmeyi bırakırsa onlar da zengin olacak. Toprak elementi burçlar boğa, başak, oğlak burcu içinde bir tamamlanma enerjisi gibi. Bunlar toprak, su geliyor, çamur oluyor, bir şeyleri inşa etmek gibi. Gereksinim duydukları ilhama kavuşacaklar ve dünyevi hayatta başarı elde edebilecekler. Fakat gereksinim duydukları ilham dünyevi hayatta değil. Tamam mı? Hayal dünyalarında. Demek ki toprak ve su elementi burçların kolay finir olacakları, hava ve ateş elementi burçların da biraz fedakarlık yaparak finir olacakları bir dönemler. Vallahi Hakan abi, son olarak ekleyebileceğim şey bu dönemde hokkabazlara dikkat edin. Ruhani kapılar açılıyor. Bu kapılardan geçmeye çalışın. Aksakallı dediğini bekleyin. Gelecek diyorsun. Gelecek aksakallı dediğini. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aytas çok önemli tespitlerdi. Ve en önemlisi bu sürede teslim olun dedim. Onu da ekleyelim istersen. Evet, teslimiyet çok önemli. Çok sağ ol. Dostlarımız, bize zaman ayırdınız, kıymet verdiniz. Biz hepinize teşekkür ederiz. Hoşçakalın.